Bayat ekmek pizzası yapıyoruz bugün. Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu. Ben farklı şekillerde de değerlendiriyorum ama şimdi öğrencilerin yoğun olarak hani evlere gitmesinin ardından böyle bir şey yapıp hani öğrencileri de göstermek istedim. Hem bayat ekmeklerini değerlendirsinler hem de pratik bir şeyler yapsınlar diye düşündüm. Bir adet ekmeğim vardı, bayat. Ben bunu şöyle küçük küçük doğruyorum önce. Ekmeklerimizi böyle minik minik doğradık. Üzerine şöyle 2 çay kaşığı kadar ben kekik atacağım şöyle. Kekik çünkü şeyin pizzanın olmazsa olmazı. Şöyle 1 adet yumurtam var. Yumurtamı katıyorum. Sonra üzerine şöyle 1 çay bardağı sütüm var. Öncelikle şimdi 1 çay bardağıyla şöyle bir bakacağım. Yetmezse daha sonra devam edeceğim. Ekmeklerimizi güzelce şöyle yoğuruyoruz. Şimdi bunun sütü birazcık az geldi. Hiçbir kuru yer kalmadan ekmeklerimizde kalmayana kadar yoğuracağız. O yüzden şöyle yarım çay bardağı kadar daha süt kattım. Toplamda 1,5 çay bardağı süt katmış oldum. Hamurumuz tamam. Şimdi tavamızın dibine şöyle biraz yağ koyduk. Güzelce yağlıyoruz tavamızı. Ve üzerine bu ekmeklerimizi koyuyoruz. Tavamıza ekmeklerimizi güzelce yayıyoruz böyle. Sıkı bir şekilde bastırarak üstünden. Tabanımız bu şekilde olacak. Tabanımız beklerken şimdi biz üzerine süreceğimiz sosu hazırlayacağız. Bir diş sarımsak aldım. Sarımsağımızı rendeliyoruz. Ve içerisine 2 kaşığa yakın şöyle salça koyuyoruz. Yani bu ketçap da olabilir. Ketçap ya da salçayla da karışık yapılabilir. Ama ben şöyle salçayla yapmayı tercih ediyorum bugün. Birazcık şöyle su katıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ atıyorum. Ve bunu güzelce şöyle ezeceğiz. Şöyle içine 1 çay kaşığı da kekik atıyorum tekrar. Karıştırıyorum. Sürülebilir kıvamlı bir şey olacak. Yani. Evet. Bunu şimdi ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. Üzerine de istediğimiz herhangi şeyi döşeyebiliriz. Ben birazcık sucuk var. Birazcık salam var. Bunları ben şöyle küçük küçük doğradım. Üzerine biraz zeytinim var. Kim ne seviyorsa o sevdiği şey veyahut evinde bulunan her türlü şeyden yapılabilir. Vejetaryen olanlar sadece sebzeyle üzerine döşeyebilirler. Yani bu kişinin tercihine kalmış bir şey. Şöyle benim dünden kalan domates parçalarım vardı. Bunu dolaba koymuştum. Bugün iyi oldu. Pizzanın üzerine böyle koymuş oluyorum. Yani devir ekonomi devri. Yani böyle bir parça domatesiniz de olsa atmayın çöpe. Böyle koyun. Ertesi günü başka bir şey üzerinde kullanabilirsiniz. Yemeğinize atabilirsiniz. Bu da benden öğrencilere bir anne tavsiyesi olsun. Şöyle jelaponalarım vardı. Biz seviyoruz acıyı. İsteyen hani acılı bir şeyler de katabilir üzerine. Tavamızın altını açıyorum. Ve kısa getiriyorum. Bu biraz böyle pişecek. Altı piştik, biraz piştikten sonra da üzerine kaşarını serpiştireceğim. Ağzına da şöyle bir kapak kapatıyoruz. Azıcık pişmesini bekliyoruz. Pizzamızın tabanı güzelce pişti. Şimdi üzerine de rendelediğimiz kaşarları şöyle üzerlerine döküyoruz. Çok fazla tavanın kenarlarına götürmeyelim ki yani tavayla yapışmasın diye tavaya. Bu eriyene kadar bekleteceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Pizzamız pişti. Şöyle kaydırarak bir tabağa alıyoruz. Pizzamız hazır. Tadıma geçiyoruz. Şöyle. Vallahi gayet başarılı oldu. Yani herkesin yapmasını tavsiye ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüntüsü bir kere çok güzel. Gayet başarılı. Biraz acı. Bizim annemin yaptığı turşular biraz acı olmuş. Halepano. Zeytin tadı baskın. Ki ben çok severim zeytini. Bayağı başarılı ya. Zaten bildiğimiz bir şey. Hani.